Arkadaşlar PBR materyal denen bir konu var. Bunu biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur en azından. Ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu söylendiği kadar lüzumlu, gerekli bir şey midir? Onu tartışalım. Şimdi öncelikle hani bir materyal sanki böyle PBR değilse hiçbir işe yaramazmış gibi davranılmasını hiç hoşlanmıyorum. PBR materyal şudur aslında. Size böyle farklı kanallarda texture'lar verir. Bu texture'lar yani böyle diffuse'a bunu kullanacaksın. Normale şunu kullanacaksın. Roughness'a bunu kullanacaksın. Height'a bunu kullanacaksın biçiminde 4 tane kanaldır. Bunları alırsın, kullanırsın. Ortaya şu malzeme çıkar. Bu fena bir yol sayılmaz. Fakat sanki bunsuz olmuyormuş gibi davranıyorlar. Veya da sanki biz kendimiz PBR üretemiyormuşuz gibi davranıyorlar. PBR nedir aslında? Fiziksel temelli işleme. Yani fiziksel temelli işleme, fiziksel temelli materyal. Sanki böyle deyince şey gibi oluyor. Bunun dışındaki bütün materyaller böyle çöp, sadece fiziksel temelli işlendiği zaman bir şeye benzermiş gibi filan davranılıyor. O doğru değil arkadaşlar. Ya da bazı materyalleri 2 dakikada kendiniz de Max'in izin verdiği bazı parametrelerle üretebiliyorsunuz. O yüzden ille de gelip her şeyin böyle PBR'ını aramak için kendinizi çatlatmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle. Bunlar bütün programlarda kullanılabilecek PBR'lar olduğu için, texture'lar olduğu için ya da farklı isimler gelebilir. Mesela normal aslında bir bump, yani pütür tipidir. Bu bir pütür haritasıdır. Fakat mesela kullanırsın, bazen girintiler çıkıntı, çıkıntılar girinti olarak algılanır. Bunu görüp düzeltmen gerekiyor. Roughness mesela her şeyde, yazılımda aynı olmayabilir. Yani roughness işte birinde direkt roughness vardır. Atıyorum Blender'da. Ötekinde başka bir şeydir filan. Roughness biraz aslında yüzey bozukluğu gibi filan bir anlama geliyor. Max'te de biraz karşılığı var. Ama siz tabi bunların daha çok ne işe yaradığını tipine bakarak, çift tıklayarak anladığınızda zaten kendiniz o çözümleri keşfetmeye başlayacaksınız. Ya da bunları ille de kendi doğru kanallarını atmak zorunda hissetmeyeceksiniz. Size bunların hepsini veriyor. Bana öğrencilerden şu soru geliyor. Hocam hepsini birden kullanmadım. Zaten kullanman gerekmiyor. Öyle bir şey yok. Farklı programlar için ekstra koyuyorlar. Ya da bazıları gerçekten gereksiz oluyor. Bir şeyi değiştirmiyor mesela. Şimdi bunu deneyelim. Mesela şu M boyutunu da indirelim. Hızlı insin. Tamamdır. Bakın şunu da indireyim. Tamamdır. Şunu da indireyim. Tamamdır. Bunu da. Ve ambient occlusion, yani kuytu kısımlarının gölge olması. Bunu da indirelim. Normalde öyle 1024 indirilmez de. Burası ücretli bir site. Gerçi sıfır kredi yazmış ama. Ha bunda bakın kredi, indirim falan bir şeyler diyor. Yani kredi yiyor aslında bu. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Materyalimizi indirdik. Tamam mıdır? Şimdi öncelikle şuraya bir ben V-Ray materyal sürükleyeyim. Bunu biz PBR hale getireceğiz. Şimdi PBR şu demek aslında. Böyle bütün ayarlarla oynamana gerek yok. Sen sadece kaplamaları ver yeter. Böyle bir anlama geliyor. Şöyle arkadaşlar ne yapmıştık mesela? Şunu biraz küçülteyim. Şimdi bakın. Şuradan önce difüzünü sürüklüyorum. Bu difüzü, tamam mı? Difüzünü alıyorum, şöyle difüzünü atıyorum. Ve bu malzemeyi de şuradan tutuyorum. Pardon, tutamadım. Tutuyorum. Zemine atıyorum. Öncelikle attığınızda bunun boyutları doğru olmayabilir. Boyutlarına bir bakmak gerekiyor. UMap arkadaşlar biliyorsunuzdur diye varsayıyorum. Ben yine de söyleyeyim. UMap arkadaşlar bu kaplamanın ne kadarlık bir yer kaplayacağını söyleyen bir modifi. Ve çok önemli bir modifi. Yani şuradan mesela işte 300 santim, 300 santim, 300 santim diyoruz. Box veriyoruz. Bilmiyorsak eğer. Çoğu durumda bu kurtarıyor. Çünkü çoğu malzemenin yaklaşık boyutları bu oluyor. Ben bilmiyorsam böyle yapıyorum. Sonradan düzeltiyorum. Ne yapabilirsiniz? Gelip şu ölçüleri tekrar sündürebilirsiniz. Ama biri farklı, biri farklı olmasın. Bunu kare yapmaya çalışın. Bilmiyorsanız yani. Bilmiyorsanız diye söylüyorum. Biliyorsanız zaten doğru ölçülerinde yaparsınız. Bir de burada real world map size var. Yani ölçüsünü biliyorsam eğer malzemenin, real world map size diyorum. Fakat materyal içerisindeyken, yani materyalin ayarları içerisindeyken gelip buraya real world map size'ı tıklayıp şurada santim değeri giriyorum. Yani aslında hani buradaki ben malzemenin kendi santim değerini biliyorsam böyle de yapabilirim. Ya da bunu iptal ederim. Şunu iptal ederim. Normal, bak tekrar bozuldu. 300-300-300 veririm. Tamam mıdır? Her neyse. Şimdi arkadaşlar bakın sadece diffuse verdik. Sadece diffuse vermek ne demek biliyor musunuz? Buna hiçbir parlama, yansıma, bilmem ne, hani bump filan böyle bir özellik şu an aktif değil. Sadece ve sadece kaplama var. Ve o kaplama bir boyama, renk biçiminde duruyor, tamam? Ya bunun aslında hani uzaktan baktığınızda taş gibi görünmesi haricinde hiçbir hayrı yok kendine bile. Bir kere benim mutlaka vermem gereken aciliyet sıralamasıyla söylüyorum arkadaşlar. Bump'tır. Fakat şunu söyleyeyim. Bump diye yazmayabilir. Mesela height diye yazar. Bununla ilgili size bir liste vereceğim.
O listeden bakarsanız biraz o size fikir verir. Çünkü programlar arasında fark olduğu için. Ama biraz tahmin edersiniz. Ya bump mı, height mi hocam ben nereden bileceğim derseniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Beyaz kısımlar çıkıntı, siyah kısımlar girinti olduğu için. Ben bunu ne olduğunu bilmesem, adını bilmesem bile şunu verdiğim zaman zaten bu harita bu objeyi girintili çıkıntılı hale getirecek. Bunu biliyorum. Ne yapıyorum? Bakın buraya sürükledim. Bump'ı buluyorum. Bakın bump şurada görüyor musunuz? Şuradan ipinden tutuyorum. Bump'ı veriyorum. Bakın böyle bir şey kazandı. Fark ettiniz mi? Bir böyle hafif bir dolgunluk kazandı. Hissettiniz mi? Tabii şöyle bu hani verdiğiniz bump az mı oldu, çok mu oldu? Şuna tıklayarak yani şu ana kısma tıklayarak aşağıda onların değerlerini bulabilirsiniz. Yani şurada mesela bump'a geldiğinizde bakın 30 olduğunu göreceksiniz. Ya yani bunu böyle atıyorum 100 yaptığınızda daha girintili çıkıntılı bir şeyle karşılaşacaksınız. Ama şunu unutmayın. Bump'ın hissedilmesi bu objenin yansıtıcı olup olmamasıyla da alakalıdır. Malzemenin yani. Hani bir malzeme bump'ı pütürü varsa bile ben bunu nasıl anlayacağım ki? Hani şey yok. Bir yansıtıcı özelliği yok. O yüzden anlayamıyorum değil mi? Ne yapalım? Gelin bir de yansıtıcılığını getirelim. Şimdi arkadaşlar bu hani değişebilir. Mesela bakın burada roughness'ı varmış. Bir de ambient occlusion'ı var sanırım. Evet, ambient occlusion'ı var. Şu da aslında şey için biliyor musunuz? Bump için verilmiş noise şey. Normal map. Normal map'i de verebiliriz. Hatta normal map'i de verelim. Onu da görün. Nasıl verdiğimi görün. Şöyle yapıyorum. Normal map'i buraya ben sürüklüyorum arkadaşlar. Bunu şöyle çift tıklıyorum. Büyütüyorum. Tamam mıdır? Ama tekrar söylüyorum. Bunlarda öyle sihir beklemeyin. Yani hani bir bump verdim. Hani şunun etkisiyle normal map'in etkisi hemen hemen aynı olacaktır. Bakın hemen hemen. Öyle çok yakından render alıyor falan değilseniz. Tabii bunu götürüp direkt böyle bump'a bağlayamıyorum. Bağlasanız da bir işe yaramaz. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane map'in araya bir map virey içerisinde. Bakın arkadaşlar. Virey bump normal ya da virey normal map şeklinde kullanabilirsiniz. Şimdi bunu dedikten sonra bakın bunu şöyle bıraktık. Ben normal map'i alıp normale yapıştırıyorum. Bunu da alıyorum. Bump'a yapıştırıyorum. Böylece benim bump'ım, bakın şu diğer koptu. Görüyor musunuz? Artık benim bump'ım normal map olarak çalışıyor. Şimdi arkadaşlar sonraki aşama bir de bunun parlaklığı yani yansıtıcılığı olmalı. Yansıtıcılığını ben kendim tasarlayabilirim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela buna gelirim. Buna şöyle bir yansıtıcılık veririm. Tamam mıdır? Sonra şu close'unuz değerinde 0.9 veririm. Zaten olur sana. Bakın görüyor musunuz? Zeminde o şeyi hissettiniz artık. Hem şeyini hissettim. Pütürünü hissediyorum. Hem de o yansıtıcılık değerini biraz hissediyorum. Parlamayı hissediyorum. Görüyor musunuz? Bakın kendini göstermeye başladı. Yani demek ki neymiş? Aslında bump sadece vermenizin çok bir esprisi yokmuş. Ama şunu söyleyeyim. Bizim şu an verdiğimiz yansıtıcılık değeri her yerine eşit olarak yansıtıcılık uyguluyor. Yani şu derzlere, şu siyah kısımları az yansıtsın, sadece taş kısımları çok yansıtsın demek istersem yine tekrar ben PBR konusuna başvurmak zorundayım. Yani şunlardan bir tanesini map olarak beğenmek zorundayım. Şöyle bir şey yapabilirim. Bakın şu dış kısımlar yani taşlar fazla yansıtır. Ara kısımlara hafif siyahlıklar verilmiş. Yani bu aslında biraz benim işimi görür. Ama fazla açık renkli. Yani şurada height olarak kullandığımız şey yansıtıcılık için de kullanılabilir. Ben şunu da verebilirim arkadaşlar. Verelim mi? Hadi bakalım. Bunu alıyorum. Reflection kanalına sürüklüyorum. Artık bakın dikkat ederseniz şu ara kısımlarda yansıtmalar yok. Sadece neresi yansıtıyor? Taşlar yansıtmaktan kastım parlaması. Taşlar parlıyor. Şu ara kısımlarda bir parlama sorunu var. Değil mi? Yani bakın arkadaşlar şöyle bir dönerim etrafında. Sonra arkadaşlar tabii ki bu hani şey olacak diye bir şey yok. Yani bu kadar keskin yansıtmaz taş tabii ki. Bunu şöyle 0.8, 0.7 falan yapabilirsiniz. Belki daha gerçekçi olacaktır. Bir de bu arada burada da bir ön izlemesi var. Onu şuradan da gözleyebilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Bir konu daha söyleyeyim. Şimdi şunu shift'e basıp ben kopyalayabilirim. Tamam mıdır? Shift'e basıp kopyaladıktan sonra eğer gelip buradan displacement'a bunu verirsem eğer arkadaşlar malzemede bir girinti çıkıntı olmaya başlayacak ve bu biraz sert bir şekilde olacak. Yani displacement map aslında bump gibi bir bakıma bir etki yapar fakat reel bir girinti çıkıntı etkisi yapar. Şöyle bakalım beraber. Yani fark ediyor musunuz? Artık o hani ilk şeydeki flat his yok. Yani şu taşlar resmen sanki yerinden fırlayacak gibi duruyor. Hatta bunu böyle daha iyi hissetmek istiyorsanız ben size küçük bir yardımda da bulunayım. DOM değil. Normal şöyle plane verirsem şöyle bir bakın şöyle buradaki ışığın miktarını beğenmediği için gölge bırakıyor. Işığın kendisi gölge bırakıyor yani. Şu invisible'ı bir kapatayım. Işığı da şöyle açayım biraz. Biraz kuvvetli olsun. Bakın malzemeyi daha iyi görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Ya malzeme aslında ne yaptı? Bu bütün derzlerini
girintisini, çıkıntısını iyice şu an hissediyor. Fakat şunu unutmayın, biz bunu düşük çözünürlükte indirdik. Yani 1024 indirdik. 16K falan indirsek şuradaki bozulmalar da olmazdı. Ama hani şöyle bir mesafeden baktığınızı varsayın. Fena değil değil mi? Yani demek ki arkadaşlar PBR materyal böyle bir şey. Şunu unutmayacaksınız. Malzemeler, yani şurada çalışanların hepsi, yani bütün sistem aslında şöyle çalışıyor. Beyaz 1, siyah 0. Bu sistemle çalışıyor. Normal map'i saymıyorum bu arada. Bu yönü, yani yukarı mı sağ mı sola mı bakıyor şeklinde çalışıyor. Beyaz 1, siyah 0 varsayarak çalıştıktan sonra her şeyi ona göre sistematize edebilirsiniz. Kendiniz de tasarlayabilirsiniz bir takım şeyleri. Hatta şöyle yapalım. Şu tipotumuza da pardon, tutamadım. Tipotumuza da sürükleyip, ya gene olmadı niye? Tipoda da sürükleyelim arkadaşlar şu malzememizi. Nasıl bir şeymiş görelim. Bu arada tabi bunun şeyi farklı, yoğun yapı farklı olduğu için sıklığı da farklı. Ama görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, yaklaşık mantık bu. Tabi şöyle bir konu da var. Onu da söylemem lazım. Şimdi şuradan eğer arama kısmına gelip PBR yazarsanız, bakın PBR materyal vardır, görüyor musunuz? Yani bir tane şunu koyayım, bir tane de şunu koyayım. Ne olduğunu söyleyeyim size. İkisi aslında aynı çalışır. Bu gayet virey materyal gibidir ama kırpılmıştır. Yani problemli ya da gereksiz parametrelerin hepsi kırpılmıştır. Burada sadece sizi konuya odaklar direkt. Diyor ki şu 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 şunları ver, bu çalışsın direkt diyor. Hiç öyle kafanı karıştırmana gerek yok diyor. Bakın zaten şey var, fazla parametresi yok. Normal işte base, albedo dediği normal diffuse map. İşte ne bileyim. Specular işte o ışığın parlaması, glossiness ışığın parlamasının keskinliği, occlusion işte AO'yu veriyor, ambient occlusion yani köşelerin gölge bırakmasını veriyor, normal veriyor, displacement veriyor filan. Ya da diyor ki işte bu ki yansıtıcılık keskinliğini glossiness'la mı ifade etmek istersin, roughness'la mı ifade etmek istersin? Çünkü roughness derseniz 0-1 ters çalışır. Tamam mı? Yani biri 1 ile başlıyor, biri 0 ile başlıyor. Aynı şeydir aslında. Sadece bu indirdiğiniz sitede roughness mı var, glossiness mı var, ona bakacaksınız. Diğeri de yine aynı mantıkla çalışır ama sadece isimleri farklıdır. Yani mesela bunda bakın neymiş? Metalness map varken bunda specular map var. Bunda roughness map varken bunda glossiness map var. Ama aynı şey arkadaşlar. Yani siz demek istediğimi anladınız. Aslında bu indirdiğiniz sitedeki malzemelerin nasıl malzemeler olduğu ile ilgili. Yani hepsi aynı kişi tarafından yapılmış ya da aynı programla yapılmış olmadığı için farklı mantıklarda hazırlanmış. Sizin yapacağınız şey onu anlamak, bunun ne olduğunu çözmeye çalışmak. Yani bakın mesela şu diffuse olarak şunu vereceksiniz. Height yani bump olarak bunu verebilirsiniz. Normal map olarak bunu vereceksiniz. Roughness direkt bakın şeyde vardı. Son gösterdiğim materyalde vardı. Bu da ambient occlusion gibi. Şimdi arkadaşlar sahnemizi malzemelendirelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Birlikte görelim. Hadi bakalım.